Bugün de sokak ağzında gençlerle konuşacağız. Bakalım 2023 onlar için ne demek, ne hissettirmiş, neler yaşatmış ve 2024'ten neler bekliyorlar. Hadi başlıyoruz. Türkiye'si dediğimiz zaman aklına ne geliyor? Deprem, felaket, ekonomik kriz. Evet. 2024'ten beklentin nedir? Vallahi mutluluk, huzur, rahat. İnşallah güzel bir Türkiye bizi bekliyordur 2024'te. İnşallah. Bilet alacak mısın? Yok, almayacağım. Niye? Bilmiyorum ya, çıkmaz herhalde. Yani çok bir şey çıkmıyor zaten. Bilmiyorum, inanmıyorum çok. 2023 Türkiye'si sana ne hatırlatıyor? Yani deprem, kötülükler, o kadar da yani güzel bir şey de anlatmıyor yani ileriye baktığımızda, ama 2024 içinde olumlu şeyler bekliyoruz inşallah. Hani her şey düzelsin, evet. Mesela bir genç olarak, üniversite öğrencisi misin? En çok ne istersin bu ülkeden? Yani ben yurt dışında okuyorum, o yüzden tam da şey yapamam, ama inşallah buradaki tüm öğrenciler tüm hedeflerine ulaşabilir ve güzel hayatlar da yaşayabilir. 2023 Türkiye dediğim zaman aklına ne geliyor? Adaletsizlik geliyor. 2024'ten ne bekliyorsun? Adalet. Aynen, bu kadar basit. 400 milyon TL. Sana yani çıkarak... Altın tozlarına falan girmeyeceğiz. Onlara girmeyeceğiz. Yani almayacak yani mısın ya, şöyle altın tozlu kahveler? Canım, gerek yok, gerek yok. Biz gösteriş vermezler onu ya. Bize vermezler. Bize vermezler. Yani baktığınız zaman bu gösteriş aslında, o altın tozu da bir maliyetli bir şey de değil bu arada. Sadece bazıları gösteriş kurbanı oluyor. Benim aklıma mülteciler geliyor. Mülteciler geliyor, evet. Güzel. Neden? Neden diye sormam mantıklı mı? Nedeni ortada değil mi? Ya giderek azınlık konumuna geçiyoruz, o yüzden. Üniversite öğrencisi, evet. Sanırım. Beklentin var mı 2024'ten? 2024'ten beklentim daha iyi bir ekonomi olabilir. İnanıyor musun? Olur mu? İnanmıyorum. Yakın süreçte inanmıyorum ama ileride olacağını düşünüyorum. Hangi bölüm okuyorsun? İnşaat mühendisliği. Güzel. Türkiye'de kalıp iyi bir inşaat mühendisi olma hayalin ve bu hayalini gerçekleştirme umudun var mı? Şöyle, yurt dışında çalışıp geri dönmeyi düşünüyorum. 2023 Türkiye deyince aklına ne geliyor? Hezimet, buhran falan yani direkt. Kaç yaşındasın? 20. 20 yaşındasın. Buhran mı geliyor Türkiye 2023 deyince? Evet. Neden? Yani bilmiyorum, genel olarak insanların yüzlerine baktığınız zaman, ekonominin halini gördüğünüz zaman, insanların gerginliği, politikacıların tamamen boş beleş işleri diyeyim. Tamamen bana bunlar geliyor aklıma. Yani peki 2024 beklentin var mı? Yok, hiçbir beklentim yok. Okuyorsun? Okuyorum. Üniversitede. Hı-hı. Hangi bölüm? Mekatronik mühendisliği. Mekatronik mühendisliği. Peki Türkiye'de sence kalacak mısın? Bilmiyorum ya. Bu mühendisliği yapacak mıyım onu da bilmiyorum. O yüzden kesin bir şey söylemeyeceğim. Hani kafam karışık diyorsun. Ha, kafam karışık. Hani bu kadar halde kalmak çok mantıklı değil ama bu ekonomik durumda da çıkmak da zor. Yani her türlü kafama göre, hayat bizi nereye götürürse biraz ona göre şey yapacağım şu an. Çok iyi yerlere gidiyorsun. Teşekkür ederim. Hayal kırıklığı. Çünkü istediğimiz şeylerin ben olmadığını görüyorum. Ya da çoğu insanların, ya herkesin genel geçer istediği şey daha güzel bir ülke, daha güzel hayat, daha güzel yaşam koşulları. Herkes birbirini etkiliyor. Zincirleme bir reaksiyon. O yüzden kimsenin tadı tuzu yok. Umutlu musun 2024'ten? Umut, yani bilmiyorum. İnsanda biten bir şey. Yani umutlu olarak düşünüyorsan umutlu, ama değilse değildir. O yüzden onun için bir şey demiyorum, ama bu genel kanıya göre nasıl desem bilmiyorum ya, belirsiz, muamma. 2023 zor bir yıldı. Senenin başında deprem yaşanmasından dolayı. Bilmiyorum, pek güzel şeyler yaşamadık. 2024 dediğimde beklentin var mı? Güzel olacağına inanıyorum ülkemiz açısından. En çok ne olsun istersin, ne değişsin istersin? Bir genç olarak değişmesini istediğim çok şey var ama bilmiyorum, düşününce... Spesifik bir şey geliyor mu aslında? Spesifik bir şey gelmiyor. Sizin var mı aklınız? Bilmiyorum ya, saymakla bitmez bence. Güzel şeyler bulsun bize. Nerede okuyorsunuz siz? Mimar Sinan'da iç mimarlık okuyoruz. Çok güzelmiş. Peki umutlu musunuz Türkiye'den? Mesela bir iç mimar olarak Türkiye'de projeler yapabileceğine, liyakatli işlerde çalışabileceğine inanıyor musun? Ya öyle olmasını umuyorum diyebilirim. Yani gerçekten aslında bilmiyorum ama öyle olmasını gerçekten umuyorum. Düşünceniz var mı yurt dışına gitmek, orada yaşamak? Vallahi mümkün olursa olabilir. Siz? Yaşamak olarak değil ama bir deneyim olarak gezip görmek istiyorum. Yani daha sonrasında ülkemde bir şeyler yapmak istiyorum. Evet. Peki 2023 Türkiye deyince senin aklına ne geliyor? Ya dedi, benim aklıma deprem geliyor. Kahramanmaraş depremi geliyor. En vurucu olay olarak onu söyleyebilirim. 2024 deyince ne değişsin istersin?
beklentin nedir? Vallahi bilmiyorum gerçekten. Türkiye'nin böyle eski zamanlarını izliyorum, dizi izliyorum mesela. Orada görüyorum, vay be diyorum, eskiden Türkiye neymiş böyle falan. Yani eskilere dönmek demeyelim de. Yani daha iyi şartlar altında yaşam, daha barışçıl şartlar altında yaşam, daha iyi bir ekonomi. Arkadaşlarıma katılıyorum ben de aynı şekilde. Ekonomik kriz, mülteci sorunu, barınma sorunu, yönetimin başarısızlığı. Yani zaten bunları saydıktan sonra ülkenin çivisi çıkmış oluyor haliyle. 2024'te beklentin var mı? İnanın yok. Bu yönetimle hiçbir şey olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği nokta gerçekten işler acısı. Yani adım atıyorsunuz her yerde mülteci. Ülkenin demografik yapısının değiştiğini üzülerek görüyorum. Bunun elimden bir şey gelmemesi beni gerçekten çok üzüyor. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bunları görmek, Türkiye'nin toprağının Araplara satıldığını görmek, bugünkü yeni kanunla arsa bile aldığınızda vatandaşlık alabileceğinizi görmek çok yazık. Yani Türkiye'nin gerçekten bunları hak etmemesi, çok daha 100. yıla yaraşır şekilde konuların konuşulması gerekmekte olmalıydı. Ama görüyoruz ki ülkede herkes ekonomiyi konuşuyor, mülteci durumunu konuşuyor. Yani ülkenin gerçekten ilerisini göremiyoruz. Ne bekliyorsun? En çok ne isterdin? Ne olsun sen? Mültecilerin gitmesi. Türkiye'nin gerçekten hak ettiği bu toprağı soyunun, ailesinin kanla aldığı ve onun devamıyla bu ülkede yaşadığı insanların bu ülkede yaşaması. Yani 2010 İstanbul'u. Yani sadece bizim milletimizin olduğu, Türk milletinin olduğu, Türk kimliği, vatandaşlığını doğduğundan beri, ailesinden beri burada olan insanların olmasını isterdim 2024'te. Ama tabii ki de bu sadece boş bir laf. Zaten ileriye dönük çocuklarımızın geleceğinden çok kaygı duyuyoruz. Ekonomi olarak, savaş olsun, bu sene gerçekten deprem olsun, her şey o kadar kötü geçti ki. Yani yeni yıla dair bir şey umut edemiyoruz. Acaba daha ne felaketler yaşayacağız diye düşünüyoruz. Kesinlikle tabii ki sağlık, mutluluk, huzur istiyoruz. Çocuklarımız için gelecek istiyoruz. Ülkemizde kesinlikle mülteci istemiyoruz. Çok karşıyız aşırı derecede. Ama gel gör ki hani vatandaş olarak elimizden geleni de yapıyoruz ama başımızdaki büyükler ne yapıyorsa takdir onların, yapacak bir şey de yok. Ama tabii ki çocuklarımız için gelecek kaygısı çok yaşıyoruz. İnşallah onlar için güzel bir gelecek olur diyorum ama öncelikle tabii ki ekonominin düzelmesini çok istiyoruz. İnsanlar inanın ki gerçekten çok zorlanıyorlar. Aşırı derecede bir zorluk yaşıyoruz. Öncelikle ekonomi diyorum tabii ki. Ondan sonra bu savaşların olmasını kesinlikle istemiyoruz. Çok üzülüyoruz. Bu dış ülkelerde olan şeylerden dolayı, bizim ülkemizde dışarıdan gelen kişilerden dolayı aşırı doluyor. Ondan dolayı dediğimiz gibi İstanbul o kadar kalabalıklaştı ki her şey zorlaştı. Ulaşım, ekonomi, sosyal hayat, yani hiçbir şeyden zevk alamıyoruz, tat alamıyoruz. Her şey aşırı derecede zorlaştı. Dilerim ki her şey daha bir kolay olur ya. Ekonomiden tut işte sosyal hayata kadar, çocuklarımızın geleceği dediğim gibi. İnşallah her şey sağlıklı olur, huzurlu olur, mutlu olur herkes için. Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Başka bir şey dileyemiyorum. Kaygı yaşıyoruz yani, yaşamıyor değiliz. O yüzden umutlu bir şey düşünemiyoruz ama ne olacağını da bilemeyiz. Allah büyük.